Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Galatasaray'ın rakiplerini Dursun Özbey'in yani Galatasaray rakiplerini Dursun Özbey'in otellerinde ağırlamayı sürdürüyor. Kimse de buna şike şu demiyor. Önce Kayseri Spor şimdi de Sivas Spor Galatasaray'ın başkanının otelinde kalıyor. Bakalım siz bu videoyu izlerken ya da izledikten Belki de önce nasıl bir performans sergileyecekler hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi bir diğer husus da Şampiyonlar Ligi finalinde Inter var. Avrupa Ligi finalinde Roma var. Konferans Ligi finalinde de Fiorentina var. 3 İtalyan takımı da finalde. Niye böyle biliyor musunuz? Orada da e, şike kumpası yapıldı. Juventus'un hakkı yenildi şöyle oldu böyle oldu ama sonrasında ne oldu abi? Sonrasında Juventus'a hakkını teslim ettiler. Yarış başladı. Kıyasiyer bir rekabet başladı. Ve sonuç ortada. Bu arada Altay Bayındır sakatlığını atlatsa bile Galatasaray maçında İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak diye bir haber var. Zaten aklen mantığıken şimdi tam maçlar belli değil ama 36. hafta sanırım 30 Mayıs'taydı. Takvim bir bakmak lazım. 30 Mayıs Salı muhtemelen Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 Haziran'da da 37. hafta maçları olur. Tahminime göre 7 Haziran'da da son hafta maçları olur ki 3 Haziran ya da 4 Haziran Fenerbahçe Galatasaray derbisine muhtemelen şey yapar. Son hafta Fenerbahçe'nin maçı yok ama Sivas Sporu maçı var. Büyük ihtimalle de hani 3'ünde onu oynatırlar 7'sinde onu. onun da Türkiye Kupası finali mi oynatırlar? Hep birlikte bakıp göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe yeni ekiple mi devam ediyor yola? İşte transferde niye böyle şeyler ortaya atıldı diye. Cengiz abi diyor ki yeni ekip falan yok. Herkes aynı ama şartlar farklı. Son senesi artık. Yönetim özellikle Ali Koç önümüzdeki sene olmazsa yani devam edecek yüzümüz yok diyerek kaliteli futbolcuların peşine düşmüş diyor. Hani bir önceki videoyu izleyip de ya hocam ben inanmadım işte Ali Koç getirmez diyorsanız. Önümüzdeki haftalarda dünya çapında başka menajerler de yoldalar diyor. Önceki yıllarda futbol aklı genç yıldız adayı. Tekrar satışı mümkün. Maaşı uygun. Kulüp ekonomisini bozmayacak isimlerdi. Artık Bankalar Birliği'nin anlaşma yapıldığı borçlar bir e, rutine bindi. Ve Fenerbahçe taraftarının azalmaması için de artık yıldız transferi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Kim Murat Zorlu da yazmış ki işte Zaha, Zaha'dan hariç başka kaliteli isimler de var diye. Ki ben size bunu söyledim değil mi? En az 3 tane dünya cönlü yıldız bekliyorum bana bu söylendi diye. Unuttunuz değil mi? Şimdi Fenerbahçe'mizde transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'miz Serie A'da Udinese forması giyen stoper Rodrigo Becao'nun peşine düştü diye e, sosyal medyada yansıdı bu haberler. Oyuncunun kulübü son senesi Becao'nun e, Perez Perez'de uyum sağlayacağı öngörülüyor. Geçen yıl 10 milyon euro istemişlerdi. Bu sezon daha uygun bir rakama e, bitebilir bu iş diyorlar. Hani para kaynağı neresi? Atilla Salahi'nin satılma durumu diyor. Zaten Atilla Salahi satılsa iyi para gelecek işin içinde. Şimdi Becao'yu ben transfer markete falan girmiyorum hepiniz biliyorsunuz. Kütür kütür topçu. Hani sağ, bek stop, sağ stoper sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı götürebilecek bir topçu bana göre. Siz ne dersiniz? hani e, Samet Akaydın'dan bunalan şey. Bu arada arkadaşlar Samet Akaydın'la ilgili e, Trezeg'e penaltı yaptıktan sonra secdeye gidiyor. Samet'in tükürdüğüne dair şeyler var ama yani kalbimi kötüye vurmak istemiyorum. Yoksa hoş bir hareket değil. Yani bunu rakip takımın futbolcusu yaptı. Baya baya saydırırım. Aynı futbolcu benim futbolcu olsun. Hiç fark etmez. Yani Fenerbahçe forması giysin fark etmez. Yani far ne bileyim normal futbolcular balgam atarlar arada sırada. Hani öyle bir şeydir umarım. Ya da mesela mesela mesafe uzaktır belki de. Hani 2-3 metre vardır. Kamera açısından öyle gözüküyordur. Umarım. Yoksa yani çok sinirlendiğim bir durum bu. Şimdi Fenerbahçe'de futbol aklı aslında değişmedi. Bak bunu bir hemfikir olalım. Yani anlaşalım. Yani yabancı bir futbol aklı falan gelmedi. Bizim futbol aklı yine Ali Koç. Ancak bu sefer Ali Koç diyor ki ulan 4 senedir 5 senedir adamlar bunu söylüyor. Hani 3'e alıp 20'ye satayım transferi değil de 20'ye alayım gerekirse oynatayım. Gerekirse satmayayım transferi diyor. Ki mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın sözleşmesinin son senesinde bazı futbolcular var. Mesela kimler? Mesela Yerimina. Bize çok yazıldı. Hatırlıyor musunuz? Tam alacaktık. Tam biz almak üzereydik. Ee, futbolcunun Dünya Kupası'nda gol kralı olan Stoper olacağı tuttu. Şu anda 28 yaşına gelmiş. 1.95 boyunda. Bak uzun futbolcular bizde gitmiyor. Biz önde oyunu kuran ya da önde oyunun kurulmasını isteyen takımız. Onu söyleyeyim. Bir de Stefan de Virij bize yazılmış. Sözleşmesi bitiyor. 31 yaşında diye. Bak 31 yaşında olabilir. 10 milyon euro piyasa değeri var. Sağ ayaklı sağ Stoper oynayabilir. Bak sözleşmesi boşa çıkıyor mesela. 34 maça çıkmış. Ama ben iki futbolcunun da Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünmüyorum. Ha becerebilirsek Stefan de Vrij'i isterim açıkçası. Çünkü boy kısa. Ha, Atletico Madrid masadaymış onun içinde. E, Bekao mesela mantıklı. Hani Coates ismini bir ara bize yazıyorlardı. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yapacağız. Mesela sosyal medyada birçok duyum var. Mahmut Dahut mesela. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunu çok konuştuk. Biz buna teklif yaptık. Görüştük. Dortmund'da arkadaşlar sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 12 milyon euro. 27 yaşında. Ama Almanya içine transfer olacak diye en son duyum verdim diye hatırlıyorum. Bu da o isimlerden bir tanesi. Hani ben size asıl var ya hatırlamaz gereken bir şey söyleyeyim. Liverpool'da bir oyuncu var. Nebi Keita diye. Hatırladınız mı? Bununla ilgili duyumlar vermiştim. Ben hala arkasındayım. Biz bu Nebi Keita ile ilgileniyoruz bir Keita'ydı değil mi ya? Merkez orta saha oyuncusu. Biz bu arkadaştan ilgileniyoruz. 17 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 28. Hani 6-8-10 oynayabilen bir isim ama 8 de iyi. Düşünseniz de bu arkadaşı alabildiğimiz. Hani İsmail, Keita, Arda Güler orta sahası kursak. Sözleşmesi de boşa çıkıyor. Rogon'un değil ama bence bu ismin üstüne düşmemiz lazım ya. Ben açık söyleyeyim size. Bence bunun üstüne düşmemiz lazım. Ki alabileceğimiz bir futbolcu. Hani yıllık ücreti düşük verip alabileceğimiz bir futbolcu düşük derken e, 2-3 bandında. Onu da söyleyeyim. Futbol şu benim başına bir isim düşünülüyor. Duyumları var sosyal medyada. Ben de aynı şekilde e, benzer şeyleri duydum aslında. Ama bakalım ne olacak. Ama şunu söyleyeyim. Bak şu ana kadar konuştuklarımızdan. Bekao'yu alsak iyi olur. Daha otun zaten gelmeyeceği kesin gibi bir şey. Keita'yı alsak şahane olur. Bir isim daha var. Mehdi Taremi. Hocam sen de ikide bir de bunu önümüze sunuyorsun. Mehdi Taremi'yi aslında Jesus geçen sene başında istedi. 30 yaşında İranlı 283 maça çıkmış 141 gol 70 asist. Yani 283'te 211 gol katkısı. Şimdi Taremi var ya yani enfes bir adam. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim bak. Mehdi Taremi. Boy 1.85. ideal forvet. Yani savunma markası koşusu yapabilir. Fizikte güçlü. E, kafa toplarında da iyidir. Bakın arkadaşlar. Futbolcunun bu sezonki istatistiğini söyleyeyim. Sadece bu sezon 48 maç. 3553 dakika yani yaklaşık 40 maç. 26 gol 13 asist. Allah aşkına yani bir sene sözleşmesi kalmış. Ulan 5'e 10 milyon euroya falan verseler. Ya da şunu söyleyeyim. Bak şu ayı ona satıp ona bu arkadaşı ister misiniz? Düşündürücü bir soru değil mi? Hocam biz de tutmayabilir. Ya, yani 26 gol 13 asist. Seneye sözleşmesi bitiyor. Porto bu adamı kaça bırakır? Belki ona bırakır. Şimdi o, kiralamak istiyoruz diye sosyal medyada bir arkadaş duyum vermiş. Belki de sözleşmesini uzattığından dolayıdır. Ama sonra baktım Goal Brezilya'dan almış haberi. Yani 26 gol 13 asist. Bence üstüne düşmemiz gereken isim bu. Bu olmazsa bunu da söyleyeyim. Evet. Bomba isim kim? Firmino. Bakın Firmino sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Kulübünden de ayrılacak. Ve Mustafa Hoca da bu isme hayran. Şimdi size bir şey sorayım. İkisinden biri kesin deseler. Mehdi Taremi mi Firmino mu istersiniz? Harbi söylüyorum bak 422 maça çıkmış ama Liverpool'la 31 yaşında. 124 gol 39 asist. Hocam çok az. Ya Firmino'yu kanatta da oynatabilirsin. Her yerde oynatabilirsin. Bir kere Roger Wittmann'dan Ali Koç kankişti o. Hani ulan bugüne kadar hep bize çöpleri kilitlediniz. Benim elimin güçlenmesi için bana borçlusunuz deyip Firmino'yu alın diye de çok uzun zaman oluyor. Hani Sercan Hamzolu da diyor kaliteli oyuncularla görüşüyor. Murat Zorlu da diyor aynı şekilde. Ahmet Ercanlar da diyor ki Galatasaray Fenerbahçe neyle suçluyorsa daha fazlasını kendisi yapmıştır diyor. Yani böyle bir süreç. Becerebilir mi Ali Koç? Ben bir şey söyleyeyim bak. Zahayı sola alsa. Becerebilir. Hakim Ziyeki sağa alsa. Firmino'yu forveti alsa. Lan Arda Güler de var. Hani Keita'yı da merkez orta sahaya alsın. İsmail. Bekao'yu da savunmaya alsın. Bekao, Luan Perez ya da Salah'yı olsun. Solbek'te Osterwold'e falan filan. O manyak kadro oluyor. Hocam ya bu da afaki sen de sadece tahmin yürütüyorsun. Ya, tabii ki tahmin yürütüyorum. Şu anda elle tutulur, gözle görülür. İki kişi de çok ilerledik. Bir Livakovic, ikisi Ryan Kent. Ki zaten e, arkadaşlar duyum piyasası. Hadi Koç bu senede ne yaptı biliyor musunuz? Bu senede duyumları herkesin bilmesini istiyor. Mesela şey e, o neydi ya? Şey olayı kalktı ortadan. Lucky of Tears. Şimdi e, Crespo ile sözleşme uzatacağız. Bu arada Crespo'nun menajeri falan geldi. Hani görüşmelerde sürüyor. Ben uzatacağımızı da düşünüyorum. Hocam işte e, Jesus devam ederse gidecekmiş falan filan ne diyorsun? Ya onlar çok net şeyler değil. Onu belirteyim. Şimdi e, Jesus Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında maçın yıldızı Arda Güler'e sarılmış. Genç yıldızı performansından dolayı tebrik etmişler. Sosyal medyaya kalsa Kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, küfür ediyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya maçlarda böyle şeyler olur. ya Futbol ikliminden gelen insanlar bunu bilir. Ya, futbol ikliminden gelmeyenler de, de bilmez açıkçası onu da söyleyeyim. Herkesin bileceği şey değil bu. Şimdi ben neye üzülüyorum biliyor musun? Luan Perez, Cao Pedro, Batshuayi. Ulan bu adamlar bu kadar uzun sakatlık yaşamasaydı neler olurdu değil mi? Üzüldüğüm taraf bu. Ha ulan Galatasaray'da da kimse sakatlanmıyor ya. Yani Zays mesela daha fazla sürü alsa görüyorsunuz yani iki kişinin üç kişinin içinden çıktı resmen ya. Serdar Azmun aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Serdar Azmun'a bizim hiçbir ilgimiz yok. Sosyal medyanın şişirmesi, menajer önermesi onu da söyleyeyim. Yani bakın bu süreçte unutmayın. Victor Moses mesela bize yazdılar. Selahattin Baki açık açık demiş. Biz ilgilenmiyoruz. Orta saha pozisyonu için futbolcu aramıyoruz diye. Orta saha için arıyoruz. Merak etmeyin. Ben bir duyum gördüm sosyal medyada. Ee, şimdi bunların hepsini değerlendiriyorum. Hocam senin kendi duyumların yok mu? Benim kendi duyumlarım da var. Zaten videolarda duyumların içinde söylüyorum. Biz iki tane isimle ilgileniyormuşuz. Birisi ee, US Bissuma Evet yanlış duymadınız. Tottenham'ın yeni transferi Bissuma. Diğeri ee, dilemas. Hocam yani bunu uyduran Arkadaşım tıklama almak için uyduran uyduruyor bunu. Adamı 29.2'ye geçen sene almışlar. Bilek çatlağı var. Ona rağmen 26 maça çıkmış ve biz bu futbolcuyu alacağız. Çok zekice. Tilemaz 45 milyon euroya 2019 ya almışlar. 35 maça çıkmış. 4 gol 1 asist. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Allah aşkına sana bana koklatırlar mı? Hani Barcelona şu bu. Ya geçin ya. Bari mantıklı bir şey söyleyin ya. Ya yani orta saha bir suma Tilemaz falan filan. Ya bazı sosyal medya sayfaları ya dalga geçiyorlar ya da tıklama almak için çok sallıyorlar. Onu da söyleyeyim. Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi. Sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacakmış. Samsun Spor'a gidecekmiş falan filan. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Osterwolde'yi Fenerbahçe'ye getiren menajer İstanbul'a gelmiş. Livakovic'in de menajerlik şirketinde yer alıyormuş falan filan. Ee, yani herkes uyumcu. Peki hocam son durum nedir? Yani son durumlar mesela Livakovic yani arkadaşlar beni yanlış anlamayın ama bir aksilik olmasa ben bana bu transfer bitti deniliyor. Bakacağız. Ryan Kent aynı şekilde aynı şeyler söyleniyor. Onu da söyleyeyim. Wilfred Zaha keşke. Mehdi Taremi yani bir Mino varken Mehdi Taremi'ye hiç uğraşmamak lazım. Lucas Moura sanmıyorum. Serdar Azman gündemimizde yok. Rodrigo Beka umarım becerebiliriz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar transfere dair sorunuz varsa. Şimdi ben hep üyelere diyorum. Işte soru cevap postu açıyorum. Onlar sorularını yazıyor. Ben de uygun olduğum zaman cevap videosu çekiyorum ya da e, duyum olarak atıyorum. Metin olarak. Sizler de buraya transfere dair sorularınızı yazın arkadaşlar. Merak ediyorum hangi sorular çıkacak. Kanalımıza desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.